milletvekili. Hoş geldiniz Turan Bey. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, maç kıyafetinizi giymişsiniz. Ama seyrettirmeyeceğim size bu akşam maçı. Evet. Yok, seyredeceğiz, yürekten bir taraftan seyredeceğiz, evet. Bir burada sembolleri de konuşuyorduk da aslında tam da üzerine geldiniz. Bir teklif verdiniz ulusal sembol olsun diye, öyle değil mi Bozkurt? Sayın Çirkin Hatay Milletvekilimiz verdi. Ulusal sembol olması ile ilgili bir yasa teklifi verdi, evet. Evet. Siz kişisel olarak doğru buluyor musunuz? Doğru buluyorum, çünkü çok tartışma oldu ve bu aslında bir partinin simgesi olduğu yönünde çok tartışma yaşandı. Ha. Ama öte yandan genel kabul, birçok ülkenin kendine özgü bir takım sembolleri var, simgeleri var. Bozkurt'un Atatürk döneminde de paralarda da zaman zaman yer aldığı gerçeğinden hareketle tarihsel arka planına da bakıldığında bunun Türklükle çok net bir bağının olduğu biliniyor, kabul de ediliyor. Dolayısıyla böyle bir şeyin olması bunun bir parti hüviyetinden de çıkması açısından yararlı olacağını düşündü Sayın Tevfik Çirkin. Biz de onayladık, destek verdik kendisine. Tabii bu yasalaşır yasalaşmaz, onu ilerleyen günler ve aylar gösterecek ama belki bu tartışmalara da bir anlamda son vermek için yararlı olabilir diye düşündük. Evet, peki, teşekkür ediyorum. Birazdan geliyorum Gaye Hanım, Gürsel Bey. Bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Yani az önce spor yazarları konuğumdu. Eğer Türkiye'nin iyi bir lobisi olsaydı UEFA'da biz bunu yaşamazdık dediler. Futbol Federasyonu'nun yetersizliğinden bahsettiler. Bunun ceza alacak bir şey olmadığını, çünkü UEFA'nın çok daha ağır meselelerde ceza vermediğini ortaya koydular. Devlet Bahçeli ile gideceğini söyledi, onu da tartışacağız. Ama önce biraz bu dış politika meselesini, hem hükümetin bakış açısını hem de itici güç olmasını muhalefetin biraz konuşalım isterim ki bu da Şam meselesiyle çok ilintili. Erdoğan şöyle diyor, Esed'e davetimiz olabilir diyor. Suriye ile yeni bir süreci başlatabileceğimizi Cuma namazı çıkışında zaten söylemiştim. Bizim Sayın Putin'le Beşar Esad'a bir davetimiz olabilir. Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. Suriye sahasında aradan geçen onca yıl herkese kalıcı çözüm mekanizmasının kurulması gerektiğini net bir şekilde göstermiştir. Altyapısı yok olmuş, halkı darmadağın hale gelmiş Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve istikrarsızlığın son bulması elzemdir. Sahada son zamanlarda sağlanan sükunet, akıllıca politikalar ve ön yargılardan uzak ve çözüm odaklı yaklaşımlarla barış kapısı aralanabilir. Turan Bey, aralanabilir mi? Keşke aralansa ama çok zor görünüyor. Az önce neden? Sayın Özgür Özel'in Sosyalist Enternasyonel'de yaptığı görüşme sonrası değerlendirmeyi konuştunuz. Ona dair bir küçük yorum yapayım dilerseniz. Bakın, AKP'nin dış politikası nedir diye sorarsanız, çeyrek asırlı siyasetin aktif olarak takipçisi olan ve bizzat içinde olan biri olarak şunu söyleyebilirim. AKP dış politikada ne yaptığını bilen bir parti değil. İlk kurulduğu yıllarda vizyonu tamamen batı olan, Avrupa Birliği ile entegre olma konusunda büyük vaatler veren, hatta papazın önünde attığı imzadan sonra Ankara'da gündüz vakti kutlamaları bildiğiniz gibi havai fişeklerle yapan bir partiydi. Sonra aldı bizi Ortadoğu bataklığına götürdü. Sonra ardından bir ensar muhacir kültürü ortaya çıktı. Müslüman Kardeşler daha çok hakim oldu. Sonra BRICS dedi, Şangay Birliği dedi, Rusya dedi. Şimdi yeniden Avrupa Birliği diyor. Aslında bu çeyrek asırdır zigzaklar, U dönüşleri, iç politikaya dönük AKP'nin dış politik vizyonu Türkiye'ye akıl almaz zararlar verdi. Yani bu zararlar yıllar boyu sadece biz değil, bizim torunlarımız tarafından da ödenecek. Sadece ekonomik faturası değil bu zararların aslında. Güvenlik boyutu da var ve bana göre en büyük problem mülteci problemi. Bakın, 2011 yılından önce, yani Suriye'de iç savaş çıkmadan önce Erdoğan'la Esad arasında çok yakın bir ilişki vardı. Bakanlar Kurulu toplantıları yapılıyordu. Hatta sınırın kaldırılması bile tartışılıyordu. Ve kardeşim Esad'dı o dönemde. Ve birden bir gecede Erdoğan Esad'ın düşmanı oldu. O dönemde Esad aslında olacakları gördü ve Türkiye ile çok yakın temas kurabilmek için Erdoğan'a çok özel kanallardan haberler gönderdi. O kanallardan biriyle ben görüşmeler yaptım ve net olarak şu söylendi bana. Esad Erdoğan'a şunu demeye çalıştı veya şu mesajı iletmeye gayret etti. Bugün Büyük Ortadoğu Projesi'nin devamı niteliğinde bir gelişme yaşanıyor Suriye'de. Emperyal güçler başta İsrail ve Amerika ülkemi bölmek istiyor. Teröristlerle işbirliği içerisinde bugün bir iç savaş çıkartacaklar ve bunu yapabilmek için Türkiye'yi kullanacaklar. Erdoğan'a lütfen söyleyin, bu oyuna gelmesin. Bunun faturası çok ağır olacaktır ve bunun nihayetinde Türkiye'de çok ağır bedeller ödeyecektir diye o dönemde Esad olabilecekleri gördü ve Erdoğan'a aslında dostluk elini uzattı. Erdoğan bunu görmedi, okumadı, okumak istemedi. O günün şartlarında maalesef Suriye'nin kuzeyindeki bugün ÖSO dediğimiz o güruhun oluşturulması için Amerika ile önce birlikte hareket etti. Kısmen daha sonra Rusya ile flört etti ve Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllarında çok büyük problem olacak PYD, YPG terör yapısının, unsurlarının ya da devletçiliğin de facto yapısının oluşmasına zemin hazırladı. Bildiğiniz gibi Kuzey Irak'tan gelen peşmergelerle ve o bölgeye verilen destekle. Şimdi olayın vahameti ortaya çıktı. Sadece güvenlik problemi değil, aynı zamanda Türkiye'nin başına örülmüş bu milyonlarca mülteci belası önümüzdeki yıllarda ciddi bir sorun haline gelecek. Ve Erdoğan bunun farkında. Esad'la el sıkışmak istiyor. Fakat bu o kadar kolay değil. Esad öncelikle şunu istiyor. Diyor ki benim ülkemden çekil. Yani Suriye'nin kuzeyinden çekil. Peki Türkiye çekilebilir mi? Bu şartlar altında mümkün değil. Çünkü çok büyük bir güvenlik zafiyeti var. En ufak bir hareketliliğin Kuzey Suriye'de nelere mal olduğunu geçtiğimiz günlerde gördük. Öte yandan 40-50 bin civarında maalesef dünyanın her yerinden toplanmış İdlib civarındaki o terör güruhu var. Her bir ülkeden gelmiş bir çapulcu sürüsü organize bir terör yapısı oluşturdu ve maalesef Türkiye'nin hatası kısmen oradaki yapılara desteği, ÖSO adı altında vermiş olduğu desteği bu süreci buralara getirdi. Öte yandan yine Kuzey Suriye'nin doğusundaki PYD, YPG yapısı var. Buna bir şiddetle karşıyız. Esad da karşı ama Esad açıkça şunu söylüyor. Terör unsurlarına destek yapma, ÖSO'ya destek verme, oradaki varlığını geri çek, toprak bütünlüğümü tanı, ondan sonra konuşalım diyor. Bugün Erdoğan'ın bunu yapması mümkün değil ama bu kadar zigzaklardan sonra, bu dönüşlerinden sonra hala yapılabilir mi bu? Yapılabilir ama Erdoğan'ın becerebileceği bir süreç değil bu. En küçük bir adımın faturaları da ağır olacaktır. Maalesef Erdoğan'ın bugüne kadar yapmış olduğu hissi dış politik adımlar, atmış olduğu hissi ve duygusal ya da ideolojik daha net tanımla kendi dünya görüşünü yansıtan ve Türkiye'nin menfaatlerini öncelemeyen dış politik tavrı ve adımları Türkiye'ye çok ağır bedeller ödetti. En son Mısır'la kucaklaştı ama 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mısır'la kucaklaşmasının bize öncesinde çok ağır faturaları oldu. Artık Türkiye'nin mavi vatandan bahsetmesi mümkün değil. Bu süre içerisinde Mısır, Güney Kıbrıs'la anlaşmalar yaptı. Yunanistan'la anlaşmalar yaptı. Ağır faturalar ödedi Türkiye ve ödemeye devam edecek. Suriye konusu Türkiye'nin en büyük problemi. İlerleyen dönemde İsrail'in savaşı genişleteceği konusunda çok net düşünceler var. İsrail büyük ihtimal Lübnan'a saldıracak. 2006'daki Lübnan Savaşı'nda ben 15 gün Beyrut'taydım. İsrail'in Lübnan konusunda ne kadar agresif olduğunu bizzat yaşadım. O savaş esnasında oradaydım. İsrail'in herhalde önümüzdeki aylarda bir sonraki aşamada yapacağı şey Lübnan'a bir saldırı olacaktır ki orada bulunan milyonlarca Filistinli mülteci için yeni bir kapı Türkiye olabilir. Bütün bunları maalesef öngöremedi Erdoğan ve şu anda çaresizce Esad'la anlaşalım diyor. Bu çok kolay olmayacak. Rusya'nın da buna çok kolay izin vereceği ya da destek vereceğini zannetmiyorum. Keza Astara zirvesinden sonra Irak'ta Bağdat'ta Esad'la bir buluşmadan söz edildi. Bu da gerçekleşmeyecek. O öyle anlaşılıyor. Erdoğan çaresizce dış politikada yıllardır ideolojik adımların faturasını ödüyor. Ama kendisi ödemekten ziyade Türkiye ödüyor ve başımızda şu anda 10 milyon civarında bir mülteci ve istilacı krizi var. Maalesef bu göçmenlerin ya da bu sığınmacıların Türkiye'ye faturası çok ağır olacak. Erdoğan'ın bunu yönetme kabiliyeti yok. Ancak ve ancak Türkiye yeni bir siyasal yapıyla, siyasal iktidarla ve yeni bir dönemle o kapıları açabilir. Erdoğan'a Esad'ın güveneceğini de hiç tahmin etmiyorum. Evet, peki tahminini de size söyleyeceğim. Birazcık beklememiz gerekiyor. Evet, Turan Bey. Peki hanım, çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Bu vesileyle Turan Bey de belki cevap verebilir. Halen biz ne kadar yabancının vatandaş olduğunu bilmiyoruz. Seçim öncesi 2023 tarihi yarımada'da yapmış olduğumuz çalışmada, yabancı seçmenlerle yapmış olduğumuz çalışmada, özellikle muhtarlarda çok sayıda Suriyeli, çok sayıda başka ülkelerin vatandaşı vatandaş olmuş. Ama sayısını halen hiçbirimiz bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz. Evet. Evet Turan Bey. Halbuki çok rahatlıkla verilere baktığınızda görmeniz gerekirken ne yazık ki kapalı. Evet peki. Turan Bey, belki buradan da devam edersiniz. Turan Bey biliyordur. Evet belki siz biliyorsunuzdur diyor. Bir de ben bir ek soru sorayım, bölmeyeyim sonra sizi. Biraz önce Rusya'nın destek vermeyeceğini söylediniz. Neden böyle dediniz onu da merak ettim. Şöyle, Rusya destek vermezse bu iş olmaz dedim. Rusya'nın da destek verme ihtimalinin olmadığını vurguladım. Bunu uzun uzun anlatabilirim. Şimdi az önce bir normalleşmeden bahsedildi. Erdoğan'ın yine Suriye ile ilişkilerinin normale dönmesi konusundaki arzusuna değinildi. Bakın net olarak bir şey söyleyeceğim. Erdoğan bu normalleşme kavramını, konseptini diline pelesenk etti. Bu ülkede Erdoğan iktidarda olduğu sürece ne ekonomi normalleşir, ne siyaset normalleşir, ne dış politika normalleşir. Tabiatıyla bu ülke Erdoğan iktidarından ve tek adam rejiminden kurtulmadan hiçbir şey normalleşmez. Bunu net olarak söylemek lazım. İkincisi, Gürsel Bey'in sorduğu soruya geleceğim. Yani diyor ki iktidar 3,5 milyon civarında sığınmacı var. İşte 200-250 bin kişiye vatandaşlık verildi. Şu ana kadar konut ve bankaya yatırdığı para münasebetiyle vatandaşlık alanların sayısı 400 bini geçti. Bir daha söylüyorum, 400 bini geçti. İddiayla söylüyorum, Türkiye'de şu anda 10 milyondan fazla sığınmacı var. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Elimde bir rakam yok ama hekim kimliğimle buna bir yorum yapacağım. Bakın, 2022 yılında Fahrettin Koca bir takım rakamlar verdi. Ben de rakamları güncelleyeceğim. Şu ana kadar Türkiye'de 150 milyondan fazla Suriyeli'ye poliklinik hizmeti verildi. 4 milyondan fazla Suriyeli'ye ameliyat hizmeti verildi. 5 milyondan fazla Suriyeli'ye de yataklı tedavi hizmeti verildi. Tüm bunlara baktığınızda hekim olarak bunların 3 milyon Suriyeli'nin neticesi olduğunu söyleyemezsiniz. En az 10 milyon Suriyeli var bu ülkede. Bu son derece net. Peki bunların Türkiye'ye ileride faturası ne olacak? Şimdi AKP'nin yandaş kalemleri, yine AKP'li çevrelerden kulaklarına üflenen bir takım dikte edilen bilgileri yine yandaş gazetelerde deklare ediyorlar ve bunu kendi görüşleri gibi açıklıyorlar ama bu görüşler AKP'nin görüşleridir ve AKP'nin bir anlamda dikte ettiği görüşlerdir. Diyor ki istemeyen kendisi gitsin diyor. Ben Suriyelilerle daha mutluyum diyor. Bakın, böyle bir ifade dünyanın hiçbir ülkesinde kullanılamaz. Ne demek istemeyen gitsin? Ne demek biz Suriyelilerle daha mutluyuz? Ben size Suriyelilerin bu ülkeye faturasının ne olacağını söyleyeyim. En az 10 milyon Suriyeli. Erdoğan dedi ki 40 milyar harcadık, bir 40 milyar dolar daha harcadır. Hayır. Şu ana kadar Suriyelilerin bu ülkeye faturası 100 milyar doları geçti. Bir daha söylüyorum. 100 milyar doları geçti. Ekonomik faturası. İkincisi, bunlar Türkiye'nin kalbine yerleştirilmiş demografik mayınlardır. Bugünkü faturası böyle ama yarın ilerleyen yıllarda bu fatura son derece ağır olacaktır. Neden bunu söylüyorum? Bakın, bir Türk kadınının ortalama evlilik yaşı 26'dır. Ortalama çocuk sayısı 2'dir. Ama bir Suriyelinin ortalama evlilik yaşı 17'dir, çocuk sayısı 6'dır. Bugün 1 yaşında olan bir Türk kızı 60 yaşına geldiğinde ailesinde 10 kişi oluyor. Bugün 1 yaşında olan bir Suriyeli kız 46 yaşına geldiğinde ailesinde 50 kişi oluyor. Bu ciddi bir demografik tehdittir. Üçüncü problem, bunların içerisinde kim var? Bunların içerisinde IŞİD'li var mı, terörist var mı? Hiçbir şekilde kontrol etme şansın yok. Tabiatıyla bu Türkiye için son derece ağır, son derece ciddi bir faturadır. Gelelim Erdoğan'ın YPG rahatsız oluyor, PYD rahatsız oluyor. Rahatsız etseydin zamanında, müsaade etmeseydin, kim kurdu o YPG'yi, kim destekledi ya da kim öngörmedi ya da kim arkasında durdu? Bunları bir yere önce izah etmesi lazım. Muhalefet olarak biz mi destekledik, CHP mi destekledi, biz mi öngörmedik, ikaz ettik, defalarca söyledik. Suriye'nin kuzeyinde de facto bir devlet yapısı kuruluyor. Aynen Kuzey Irak'taki senaryonun bir benzeri Suriye'nin kuzeyinde kullanılıyor. Uyardık, ikaz ettik. Biz bu uyarıları yaparken Erdoğan, YPG'nin, PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'i Dışişleri Bakanlığı'nda en üst makamlarında ağırladı, onlarla oturdu, konuştu. 1-29 Ekim günü YPG, PYD militanlarını Kuzey Irak'tan Türkiye üzerinden geçiren ve bunlara peşmerge kimliğiyle destek olan, yemeklerini veren kimdi? Biz mi verdik? CHP mi verdi? İYİ Parti mi verdi? Tabii ki AKP iktidarı yaptı. Ve yıllar içerisinde son derece planlı bir şekilde bu yapı beslendi, donatıldı, desteklendi ve eğitildi. Kim yaptı bunu? Amerika yaptı, İsrail yaptı, İngiltere yaptı. Binlerce tır yardım gitti bunlara. Neredeydi? Senin gözün kör müydü? Engel olamadın mı? Sen o zaman başka şeylerle meşguldün. Şimdi bu yapı burada bir terör devleti, de facto terör devleti kurmak üzere ve bu yapı anayasasını tamamladı, seçim hazırlıklarını yaptı ve bu yapıya sen bugün mani olmaya kalkarsan İsrail ya da Amerika geçtiğimiz günlerde yaptığı gibi önce örtülü, ondan sonra da açık tepkisini verecek. Birkaç ay önce soru önergesi verdim. F-16 almaya çalışıyorlar Amerika'dan. Dedim ki bakın, Amerika'da confidential, gizli bir takım mektuplardan bahsediliyor. Amerikan basını diyor ki bazı milletvekillerine ya da kongre üyelerine Amerikan hükümeti teminat verdi. F-16 Türkiye'ye verilse bile bu uçaklar PYD, YPG üzerinde uçamayacak. Diyorum ki Savunma Bakanı'na, böyle bir şey var mı? Siz eğer yeni F-16 alırsanız PYD, YPG üzerinde uçamayacak mısınız? Amerika bu konuda bir sınırlama mı getiriyor? Buna da cevap vermiyor. Bakın, bugün Türkiye'nin geldiği bu nokta son derece tehlikeli bir noktadır. Önümüzdeki yıllarda bu tablo daha da ağırlaşacak, daha da ciddi bir hale gelecek. Bunun müsebbibi AKP'nin çapsız, beceriksiz, ikiyüzlü ve tamamen ideolojik yaklaşımıdır. Atatürk senin önüne bir vizyon koymuş. Sen bir İsviçre'nin dış politikasını uygulayamazsın. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın dış politikasını uygulayamazsın. Bir kere bizim tarihi arka planımız farklı. Bizim coğrafyamız farklı. Bizim insan yapımız, insan dokumuz farklı. Atatürk demiş ki sınır komşularına kavga etme. Yurtta barış, dünyada barış. Senin yerin Avrupa'dır, medeni dünyadır. Niye değiştiriyorsun? 100 yıllık bu kimliği, bu konsepti, bu davranış biçimini, bu kökleşmiş dış politik anlayışı niye değiştiriyorsun? Erdoğan kendisine göre böyle bir yaklaşım getirdi. Bunun faturasını şu anda bütün Türkiye ödüyor. Korkarım çocuklarımız daha az ödeyecek, daha çok ödeyecek ilerleyen yıllarda. Yeni bir görüntü geldi. Belki onun için susmam gerekecek. Buyurunuz. Evet, nereden çıktı o görüntü bilmiyorum ama hepimiz bir gördük. Zannediyorum yanlış resim seçildi. Şimdi birazdan bağlantılar yapacağız yine. O bağlantılarda sevinçleri ekrana getireceğiz. Arkadaşlarımız hazırlayacak reklam sonrasında ama Onur, şimdi aslında bu normalleşme dediği süreçten Sayın Erdoğan her an vazgeçebilir de, öyle değil mi? Mesela diyor ki, yine sorulan bir soru üzerine, biz samimi olarak siyasette bir yumuşama sağlayalım. Milletimizin bu konudaki beklentilerini karşılayalım istedik. Kendilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte gitme teklifimizi bir kere yaptık diyor. Bizim bu teklifimiz sonrası kendi uçaklarıyla gideceklerini açıkladılar. Biz bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gideriz diyor. Ersin Tatar Bey bir gün önce gelinse de geceyi burada geçirseler ve sabah saat 9 gibi törenleri yapsak diye bir teklifle geldi. Biz de uygundur dedik diyor. Şimdi yani normalleşme mesajını veren kendisiydi. Siz 1,5 sene sonra mesela bir erken seçim bekler misiniz? Tabii ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Ankara'da konuşulanlarla sahada yaşananlar birbirinden çok ayrı, çok farklı ve saha gerçekten derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Evet. Şu anda insanlar kısmen seçim yorgunu, seçimi veya erken seçimi yüksek perdeden dillendirmese de önümüzdeki aylarda bu herhalde konuşuluyor olacak ve toplum bunu konuşmaya başladığında siyaset kurumu buna kayıtsız kalamaz. Başta ana muhalefet partisi ve bizler olmak üzere. Bu talep yükselirse erken seçim konusunda iktidara baskı yapmak herhalde siyaseten doğru ve anlamlı olacak. Ama biliyorsunuz çoğunluk şu anda iktidar partisinde ya da Cumhur İttifakı'nda. Bu nasıl olacak? Bunu o gün gösterecek. O günün şartları gösterecek. Bununla beraber Erdoğan'ın yeniden adaylığı söz konusu olacak. Bunu da ayrıca masaya yatırmak lazım. Zaten bir defa Anayasa 101'i ihlal ederek Erdoğan aday oldu biliyorsunuz. Fakat buna rağmen işte seçildi ve Yüksek Seçim Kurulu buna itiraz etmedi. Önümüzdeki günler çok önemli siyasi hareketliliklere gebe. Erdoğan şu anda tüm umudunu Londra tefecilerine bağlamış durumda. O sebeple Mehmet Şimşek'in her dediğine evet diyor. Kendisine bugün siyaseten olumsuz bir neticesi olsa da Mehmet Şimşek'in her attığı adıma onay veriyor. Çünkü bir umudu var Erdoğan'ın. Ekonomi battı. Yıllardır sürdürmüş olduğu rant ekonomisi, talan ekonomisi, beton ekonomisi ve yalan ekonomisi çöktü. Ülke şu anda bir borç batağı içerisinde, üretmeden tüketen, tamamen ithalata bağlı ve rant düzeni kurulmuştu Türkiye'de. Bunun şu anda faturasını hep beraber ödüyoruz. Çare ne? Çare carry trade'çiler, daha doğrusu daha net bir ifadeyle Londra tefecileri, oradan gelecek ve nihayetinde yüksek faizle para kazanacak tefecilere bel bağladı Erdoğan. İşte bunun için az önce de konuştuğunuz şekliyle yumuşama tırnak içerisinde siyasetine bel bağladı Erdoğan. Biraz yumuşayalım dedi. Bundan birkaç beklentisi var Erdoğan'ın. Birincisi gelecek olan bu para. Eğer bu para gelirse ve hazine, dolar ve bir süre daha bu parayla ekonomiyi çevireceğine inanırsa bu kez erken seçim lafını Erdoğan da etmeye başlayabilir. Yani bir süre muhalefet konuşsun, ben işimi toparlayayım, ondan sonra ben bunu istiyorum da diyebilir. Benim tanıdığım Erdoğan bunu yapar. İkincisi muhalefetin sert ve keskin muhalefet yapmasını engelliyor Erdoğan. Bunu yapmasını engellemeye çalışıyor. Aman diyor, çok sesini çıkartmasınlar. Yüksek perdeden bir eleştiri yapmasınlar ki ben bir nefes alayım, şu şartları bir toparlayayım diye bakıyor. Bir taraftan da CHP'nin içerisine oynuyor. Yani içerisindeki kimi liderlik yapısındaki karakterler üzerinden siyaset yapıyor. Eski genel başkanını hedef alıyor. Mevcut genel başkanını kısmen muhafaza ediyor, kısmen eleştiriyor. Ekrem Bey'i radarına koyuyor. Ankara'yı yok farz ediyor. Kendince bir denklem kurmuş Erdoğan. Bunun üzerinden siyaset yürütüyor. Ama nihayetinde Erdoğan'ın istediği muhalefet çok yüksek perdeden beni eleştirmesin. Eğer Londra tefecileri de para gönderirse ben buradan sıyrılırım diye bakıyor. Peki Özgür Özel niye uçağa binmedi? Bana göre doğru yaptı. Sayın Musavat Dervişoğlu Genel Başkanımız da aynı şekilde önümüzdeki günlerde gidecek. 50. yılda 20 Temmuz'da olacak Kıbrıs'a. Önemli bir gün, çok kıymetli bir gün ama bizim de ekibimiz ve Genel Başkanımız ayrı bir konsepte orada olacak. Peki Erdoğan niye Özgür Özel'i uçakta istedi? Bana göre Erdoğan burada ilk kez bir üçlü buluşma planladı. Devlet Bahçeli, kendisi ve Özgür Özel. Yani yumuşamaya yeni bir konsept, yeni bir tartışma alanı açmak istedi. Ve özellikle MHP ile CHP arasında son zamanlarda var olan kısmen de Sinan Ateş cinayeti üzerinden tetiklenen bu tartışmalara bir son vermek istedi. Ama bana göre bu hamlesi boşa çıktı. Erdoğan'ı tanıyan biri olarak kafasında böyle bir niyetin olduğunu söyleyebilirim. Ne olursa olsun Erdoğan hangi konsepti, hangi dinamiği, hangi siyasi atraksiyonu yaparsa yapsın bu sarmaldan Erdoğan'ın çıkma şansı yok. Onur Bey az önce ifade etti. Benim saha gözlemlerim de aynı şeyi söylüyor. Toplumda akıl almaz bir ekonomik kriz var. Gerçekten çok derin bir buhran var. Çok derin bir bunalım var. Ama siz eğer meclis televizyonu izliyorsanız ya da parlamenterlerin, özellikle AKP'lilerin konuşmalarını takip ediyorsanız onlarda daha başka bir hava var. Daha iyimser bir hava var. Her şey yoluna giriyor diyor. Tek haneli rakamlara düşecek diyorlar. Merak etmeyin. Uçakta bak, da öyle dedi Erdoğan. Diyorlar. Bak sonuç, çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor. Erdoğan ne söylüyorsa ötekiler de onu tekrar ediyor. Ama daha bambaşka bir şey söylüyor. Akıl almaz bir ekonomik kriz var. Yani Londra'da 250 lira olan kıymanın kilosu Türkiye'de 600 liraysa, Londra'da 35 lira olan muzun kilosu Türkiye'de 100 liraysa, Londra'da 40 lira olan şekerin kilosu Türkiye'de 60 liraysa ve Londra'da 80 bin lira olan asgari ücret Türkiye'de 17 bin liraysa ve bunun tek sorumlusu AKP ise bu faturayı bu millet AKP'ye ödetmek durumunda. Ve ödeyecektir, göreceksiniz. AKP'nin son dönemidir. Ne olursa olsun muhalefet, bizler, diğerleri bundan önce yapılan hatalar yapılmayacaktır. Milletle kucaklaşarak, doğru politikalarla, akıllı adımlarla daha yoğun çalışarak bu ülkenin başına bela olmuş bu tek adam rejiminden hep beraber kurtulacağız. Teşekkür ediyorum Turan Bey. Ekonomik kriz, halkın gündeminde ekonomik kriz var dedi Turan Bey. Sahiden öyle, yani çarşıya, pazara gittiğinizde de insanlar isyan ediyor haklı olarak. Emeklinin hali zaten ortada ve mesela et... Bir ay önce bütün videolarda insanlara mikrofon uzattığınızda et yiyemiyoruz diyorlardı. Şimdi pazara gidiyorsunuz, sebze de alamıyoruz diyorlar. Siz çarşı pazar çok geziyorsunuz. Nedir durum? Tabii bu ekonomik kriz olarak tanımlanacak bir şey değil. Derin yoksulluk var. Büyük bir derin yoksulluk var. Çünkü ekonomik kriz dediğinizde bütün sektörlerin etkilenmesi gerekiyor. İmar çetesi etkilenmiyor, beton lobisi etkilenmiyor, bankalar etkilenmiyor, şirketler etkilenmiyor. Emekli, asgari ücretle çalışan memur maalesef etkilenen bunlar. Orta sınıf. Şimdi hatta arabayı durdum, biraz sohbet ettik, kendisi de ülkücüymüş kardeşimiz. Dedim ki ya kutluyorum seni, dedi ki yakında da altına da tek yol devrim yazarsam şaşırmayın. Şimdi bir toplumsal bir sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Hani evet, sanki hiçbir şey yokmuş gibi insanlar davranıyor olabilir ama İstanbul'un çeperlerinde bir tarafta bu sığınmacılar, öbür tarafta derin yoksulluğun yaratmış olduğu sıkıntılar ve uyuşturucu bağımlılık meselesi Türkiye'nin beka meselesine dönebilir. Bu konuda iktidarın hiçbir adımı yok. Sefaletle insanları karşı karşıya bırakmış. Bu sefalet başka bir noktaya evrilebilir. Evet, uyuşturucu meselesi gerçekten çok feci durumda. Özellikle bazı görüntüler geliyor, işte hastanelere yakın, okullara yakın yerlerde uyuşturucu kullanıldığına dair, özellikle gençlerin çok ciddi bir kullanımı olduğuna dair çok ciddi görüntüler var. 12-13 yaş, 14 yaşına kadar düştü. Çok. Daha geçen gün Gaziantep'te 14 yaşında bir kız çocuğu ne yazık ki babasını öldürdü. İzmir'de 16 yaşında bir çocuk hem annesini hem babasını öldürdü. İstanbul'da ya bu çok sayılar var, bunları ya annesinin kafasını kesti. Maalesef yani gerçekten artık çok korkutucu boyutlara geldi. Turan Bey, size şunu sorayım, daha sonra sizi rahat bırakacağım çünkü biliyorum bir başka görüşmeniz var. Ama şimdi geçen haftadan bu yana iki bakanın değişmesiyle birlikte iktidarda kabine değişikliği daha çok beklenir oldu. Kısa sürede Erdoğan'ın başka bakanları da değiştirebileceği söyleniyor. Sizin AKP'den iyi haber aldığınızı biliyorum. Var mı böyle bir şey? Ona geçmeden önce Gürsel Bey'in uyuşturucu konusunda söylediği şey, küçük bir yorum yapmak, bir katkı sağlamak istiyorum. Aslında konu çok vahim. Bizim sandığımızdan ve gördüğümüzden daha da vahim. Maalesef. Gürsel Bey'in saha çalışmaları var, benim de gözlemlerim var. Maalesef Türkiye bu riskli ve çok tehlikeli bir sürece doğru sürükleniyor. Bakın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerini incelediğinizde özellikle 2020'den sonra Afganlıların Türkiye'ye doğu sınırından akın akın gelmeye başladığı dönemin ardından Türkiye'de uyuşturucu tüketiminin ciddi bir şekilde arttığını görüyorsunuz. Bunun da temel nedeni bu gelenlerin sırtlarındaki çantalardan amfetamin getirmeleri. Çok vahim olan şu, bu şebekeler, bu yapılar küçük çocukları hedef alıyor. Balıkesir'de tanık olduğum çok vahim olaylar var. Özellikle 10, 11, 12 yaşlarına kadar düşmüş durumda. Birçok aile çocuklarının uyuşturucu müptelası olduğundan çaresizlik içerisinde gelip bana dertlerini anlatıyorlar. Bağımlılık merkezlerine yatırılan çok sayıda çocuk var. Bir başka vahim şey daha söyleyeceğim. Bu konuda çok sert eleştiriler yönelttim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na. Çok ciddi soru işaretlerini ortaya koydum. Çok ciddi sorular sordum. Hiçbirisine cevap vermedi ama bunu ifade etmem lazım. Bu kısmını söylemem lazım. Belki siz ve stüdyoda izleyenler, bizi takip edenler bu anlattıklarımdan rahatsız olacak ama bunun bilinmesi lazım. Hiçbir şeyin gizli kalmaması lazım. Bakın, buyurun. Geçen sene Balıkesir'de çocuk yuvasında kalan iki yavrumuz, küçücük kızlarımız yuvadan kaçırıldı ve maalesef birinin evine götürüldü ve bir uyuşturucu kullanımının ardından evde çıkan yangında kendilerini kaçıranlardan adam hayatını kaybetti. Yavrularımızdan biri uzun süre yoğun bakımda kaldı. Tabiatıyla bu uyuşturucu çetelerinin maalesef toplumun en hassas yerlerini hedef aldığını da vurgulamamız gerekiyor. Bu son derece önemli. Sorunuza dönecek olursak, bakın Erdoğan, az önce konuşmacılardan biri sanıyorum Onur Bey'di, yani o Erdoğan'ın oyun kuramadığından bahsetti ya da ben öyle anladım. Çok doğru bir değerlendirmeydi bu. Erdoğan ilk yıllarda yapmış olduğu oyun kurma becerisini büyük ölçüde kaybetti ve şu anda edilgen bir siyaset diyor. Çünkü kendisinin siyasi davranışını ve tutumunu belirleyen birçok faktör var. Parti içerisinde rahat değil, parti içerisinde klikler var, gruplar var. Önünü göremiyor Erdoğan ve hangi hamleyi yaparsa hangi sonucu alacağı konusunda büyük kaygı içerisinde. Her seçimden sonra zaferle çıktığı seçimlerin ardından bile kolaylıkla revizyon yapan Erdoğan bu seçimlerden sonra en aslında revizyon yapması gereken dönemde bunu beceremedi, yapamadı. 2 bakanla sınırlı şimdilik ama ben yaz döneminden sonra yeni değişikliklerin geleceğini tahmin ediyorum. Özhaseki ile ilgili ciddi spekülasyonlar var. Bir gün önce herhangi bir sorun olmadığı tarzında ve görevine devam edecek nitelikte açıklamalar yapan Özhaseki sonra sağlık gerekçesiyle ayrıldığını ifade etti. Kendisinin bazı önemli iş adamlarıyla arasının açıldığına dair iddialar var. Öte yandan depremde kaldırılmış olan molozların veya yıkıntıların daha sonra bir takım ranta dönüştüğüne dair iddialar var. Tabii şeffaf olmayan bir dönemden geçtiğimiz için bütün bu tartışmalara da soru işaretiyle bakıyoruz. Öte yandan Sağlık Bakanı ile ilgili çok ciddi şeyler konuştuk. Ekranlarınızda konuştuk. Yani bu ülkede AKP iktidara geldiğinde Medipol Hastaneler grubu yoktu. Ama bugün onlarca hastanesi olan devasa bir gruptan bahsediyoruz. Ve bunun sahibi de Sağlık Bakanı'ydı. İstanbul'da Unkapanı'ndaki tekel binasını niye aldın diye soruyorum. Soru önergesi veriyorum. Cevap yok. Beykoz'daki tekelin binalarına veya arazilerine niye el koydun diyorum. Medipol'e mi aldın bunları diyorum. Cevap yok. Ankara Garı'ndaki o güzelim binaları sen mi aldın? Sana mı verildi bunlar? Hastanene mi tahsis edildi diyorum. Cevap yok. Öte yandan Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde 555 bin metrekare alan sana tahsis edildi mi? Ey Fahrettin Koca, senin hastanelerin desteklendi mi diyorum. Yine cevap yok. İstanbul'da, Üsküdar'da vatandaş zamanında eğitim kurumu yapılsın, okul yapılsın diye 4,5 dönüm araziyi devlete bağışlamış. Buna da el konulmuş. Kim el koymuş? Sağlık Bakanı. Sen mi aldın? Niye yaptın? Niye imar tadilatı yaptın diye soruyoruz. Yine cevap yok. Milyarlarca liralık teşvikler alınmış. 10 milyonlarca dolarlık teşvikler alınmış. Resmi gazete belgeleri var. Soru önergesi veriyoruz. Cevap yok. Tabii Erdoğan gerçekten bunlar için mi aldı hiç sanmam. Çünkü bu konuda sırtında büyük yük taşıyan bir sürü başka siyasetçi var. Erdoğan önündeki rapora baktı ve burada en önemli 2 sorunun bir ekonomik kriz, diğeri de hastanelerdeki bekleme sıralarının, randevu sıralarının giderek uzadığına dair vatandaşların şikayetleriyle ilgili rapora baktı ve ondan dolayı Sağlık Bakanı'nı görevden aldı. Tabii bundan sonra yaz döneminden sonra buna benzer görevden almalar gelecektir. Parti içerisinde revizyonlar da olacaktır. Ama bir kere daha altını çizeyim. Artık Erdoğan siyaseti yönetme kabiliyetine sahip değildir. Devleti zaten yönetemiyor. Devlet kurumları zaten yönetilmiyor ve savruluyor ama Erdoğan kendi partisini de sevk ve idare edemez ve Türk siyasetini yönetemez hale geldi. Bundan önce bunu gayet güzel beceriyordu. Parti içerisindeki birçok denklem var, dinamikler var. Bunlara dair kaygıları, endişeleri var. Tabiatıyla biz Erdoğan'ı kendi siyasi oyunlarıyla ve kaygılarıyla baş başa bırakıp kendi gündemimize dönmemiz lazım. Biz parti olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Zor bir dönemi geçirdik. Türbülanstan çıktık ama yaz dönemiyle beraber çok yoğun bir çalışma atmosferine girip inşallah Türkiye'ye umut olacağız. Tabii hepimiz el birliğiyle muhalefetin tamamı AKP rejiminden, bu tek adam ucube düzeninden Türkiye'yi kurtarmak için yoğun bir çaba içinde olmalı. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada iyi bir haber vermeyeceğim. Türkiye gol yedi. Sayın Çömez'e bir şey sorabilir miyim? Turan Bey bir yandan da maç seyrediyor. Evet, biliyorum evet, diyor yani. İnanılmazsınız Turan Bey. Buyurun Gürsel Bey. Sayın Çömez, bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda tabii siz hekim olduğunuz için gerçekten bir şaşkınlık içinde de o çalışmamızı yaptık. Bir eş ve her ne yazık ki 2 eş de bağımlı hale gelmiş ve çocukları olmuş. Ne yazık ki çocuk anne karnında bağımlı doğdu. Çok var mı? Çok yaygın evet, maalesef. Yani genç jenerasyonda uyuşturucu kullanımı çok fazla. Ve ne yazık ki ulaşım çok kolay maalesef. Gürsel Bey, ulaşım çok kolay. Bunlar aslında yasal düzenlemeler de yetersiz. Mesela ben kendi bölgemde kimi çevrelerde, kimi lokasyonlarda çok yoğun bir uyuşturucu kullanımı ve satışı olduğuna dair önemli bilgilere sahibim ama yasal düzenlemeler de çok yeterli değil. Torbacıların dışında bunların arkasında önemli güç merkezleri var. İki temel problem var. Birincisi Latin Amerika'dan gelen ve Türkiye'yi bir uyuşturucu hub'ı haline getiren o korkunç uyuşturucu baronlarının Türkiye üzerindeki nüfuzları. Biliyorsunuz birçok uyuşturucu baronuna Türkiye'de vatandaşlık verildi. Ama öte yandan Doğu sınırından gelen metamfetamin, bunlar çok ciddi sorunlar. Afganistan dünyada metamfetamin üretiminin en yoğun olduğu ülke ve oradan maalesef bu kaçaklar sırtlarındaki metamfetamin çantalarıyla Doğu sınırını geçerek geldiler Türkiye'ye. Vahim bir problemle, ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Çok ağır bir toplumsal sorun ve maalesef siz genç bir çiftten bahsettiniz ama inanın lise çağlarında hatta 13-14 yaşlarında çok sayıda çocuğumuzun bu konuda ciddi bir şekilde muzdarip olduğunu biliyorum. Evet. Çok teşekkürler Turan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Konuklarımıza da saygılar sunuyorum.